Ordu'ya gidin. Nerelisiniz siz? Iğdır'lısınız. Iğdır'da da Kayseri'ye geçen Iğdır'dan, Kayseri'nin en eski binası Sultan Abdülhamid'in yaptırdığı binadadır Kayseri Lisesi bugün. Iğdır o zaman küçük bir köy. Ha siz Iğdır Kafkas şeyden. Tamam. Desene ya Allah Allah. Şaşırdım. Ben Niğde olarak düşündüm sizi. Ordu'ya gidin. İşte Balkanları bilen şeydir. Ordu'da bugün Ticaret Lisesi Sultan Abdülhamid Han'ın yaptırdığı lisenin bir kat daha atmışlar üzerinde, üç katlı, dört kat olmuş durumda. Hepsi sayıyorum, ben halkı şeyini sayıyorum yani. Şam'da en büyük, en görkemli bina, Halep'te en görkemli bina Sultan Abdülhamid Han'ın şeyidir ve devleti yeniden ihya eden bir hareketin içindedir. Vahdettin Hain filan değildi. Hareketin, Cumhuriyet Hareketi'nin, inkılapların, zamanmış inkılapların tutulabilmesi için onların yapılması lazımdı, yapıldı. Ve arkasından da hain. Bakın size bir örnek vereyim. Bugün bir kitap var Ekrem Buğra, nedir o Ekrem Buğra? Ekinci'nin gurbetteki, sürgündeki saltanat mı? Sürgündeki hanedan. Bakın, 1919 senesinde Sodom ve Gomorra romanını açın Yakup Kadri'nin. Sovyet ihtilaliyle yıkılan Rus çarlığının sarayının o nazinin prensesleri, hanımefendilerden özür dilerim, 1919'da, 20'de, 21'de Beyoğlu'nda fahişe durumuna düşmüşler. Çar ailesinin o Nadine hanımefendi, genç kızları, genç kızlara geçmek üzere olan çocukları veya prensesleri o ailenin çocukları. İstanbul'dan gittiği mücadele döneminde işgal ordularının ihtiyacını gören fahişeler durumuna düşmüş. Ha bizim, düşünün, 380 kişiyi birden sürmüşüz. Bütün emlakine el koyarak. Ama onların dini inançları çok şükür fahişe olmalarını engellemiştir. Ama açlıktan ölmüştür. Bu cumhuriyet bunun hesabını vermelidir. Hesabını vermelidir. Ha hesabını vermek mahkemede mi? Değil. Tasfiye etmelidir. Ve yasaya hiçbir şekilde hak aramayacaklar diye şerdiyle ve 1952 senesinde kadınlarının dönmesine izin verilmiştir. 1974'te de erkeklerinin dönmesine izin verilmiştir. Yeter zannediyor. Evet. Evet. Şimdi efendim ben sizin şu son projeniz için sizi çok tebrik ediyorum. Yani biz Türk annelere Türkçe öğrensek 200 sorunu çözmüş olurduk. Biz onun için bu soruna bahşedemedik. 4'ün yaşındaki çocukların alınması da anaokuluna çok isabetli. Benim Hollanda'da torunlarım var. 4 yaşında anaokulu, 5 yaşında okullar. Çok isabetli bir projeydi. Keşke o yürüseydi. Belki, İnşallah yürütürler. Evet. Yani Kürt annelerine Türkçe öğretmen şart. Yoksa bu sorunu çözemeyiz. Diğer bir konu efendim siz Atatürk'ün Yavuz Sultan Selim'e atıfta bulunduğunu bahsettiniz. Bu takviye mi diye bahsettiniz. Bunu takviye olmadı. Hayır. Ben demedim. Yani şartlara göre mi demek istediniz? Şimdi hemen ben 68 yaşındayım. 50 sene önce bir kitapta okudum. Atatürk'ün bir sözü. Osmanlı padişahları içerisinde ne yaptığını en iyi bilen padişah Yavuz Sultan Selim'dir diyor. Ama hiçbir açıklama burada bulunmamış. Sadece bu sözü okudum. Ve ben Yavuz Sultan Selim üzerine çok incelemeler yaptım. Bugün tarih kitapları Kanuni Sultan Süleyman göklere çıkarıyor. Ben o konuda tarih kitaplarına hemfikir değilim. Ama Yavuz konusu çok farklı bir konu. Neden farklı olduğunu ben şöyle tespit ettim. Bir defa İran'ı alıp Türk-İslam birliğini sağlamak istemiş bir. İki, dünyanın gidişatını en iyi gören padişahtır. Mısır seferine giderken 6 katır kitap götürüyor. Sabaha kadar okuyan bir insandır. Karmide iyi bir kumandandır fakat vizyon yoktur. Ama Yavuz Sultan Selim dünyanın gidişatını en iyi gören insandır. Mısır'a onun için gitmiştir. Hatta olmasaydı bugün Müslümanlık
Şeyler, Portekizler, gemicilik doğu dönemde en iyiler onlardı. Mekke ve Medine'yi fethedip, ondan sonra Hazreti Muhammed'in mezarını yıkmayı projelendirmişlerdi ve onu Müslümanlığı yok olmaktan kurtarmıştır. Yani Atatürk'ün Yavuz Sultan Selim'i örnek göstermesi çok isabetli olmuştur. Daha başka özellikleri olan bir padişah. Dolayısıyla bir açıklama getirmek istedim. Teşekkür ederim. Yavuz Sultan Selim bu şeyden geliyor tabii, Atatürk'ün bunu öğrenmesi Namık Kemal'den geliyor. Yani Namık Kemal'i çok seviyor Mustafa Kemal. Evrak-ı Perişan yastık kitabıdır. Selahaddin Eyyubi, Nevruz, yani onu oradan geliyor. Bu önemli bir tespittir. Fakat bendeniz derslerime Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün temeli atıldığı zaman biliyorsunuz bir kesim ayağa kalktı, bu ne isim falan filan diye. Derslerime şunu başlardım yeri geldikçe. Kim ki Yavuz'a düşmandır, Türkiye'ye düşmandır. Benim ölçüm bu. Şimdi Türkiye'de bazı kesim Alevi vatandaşlarımız, benim başımın tacı. Öyle Alevileri filan kesmiş filan değildir. Dada şey, affedersiniz, Hayır canım, yorgun kafam. Şah İsmail'inci, karşı gelen Karadağ'dan Şah'a gidelim Şah'a diyen Pir Sultan Abdal, büyük bir şair. Şah, İran Şah'ıdır. Pir Sultan Abdal büyük bir şairdir. Gerçekten Türkçenin mükemmel bir şairdir. Ama İran'a bağlıdır. Siyaseten İran'a bağlıdır. Şah'a gidelim Şah'a dediği Hazreti Ali değildir orada. İran Şah'ı. İran Şah'ı. Kürttür. Ama mezhep işte. Bakınız. Orada Abdal'da. Sayıyorsun yani. Mezhep açıdan baktığında ne kadar doğru. Arkadaş şimdi arkadaşlar bugün bile bakınız mezhepler nasıl birbirine giriyor. Yani bunu bugünden değerlendiremeyiz. Avrupa 200 sene Katolik ve Protestan savaşlarını yaşamıştır. Yüzyıl savaşları. Bizde öyle mezhep savaşları yoktur. Sadece babayi isyanları vardır 13. yüzyılda. Onlar geçmiştir. Yok öyle bir şeyimiz bizim. Şah İsmail ile Yavuz'un şeyi de hakimiyet meselesidir. Mezhep savaşı değildir. Şeyh Erdebili'dir dedesi Şah İsmail. Şeyh Erdebili en büyük İslam ulemasındandır ve Sünni'dir. Ama Şah İsmail Alevi'dir. Olabilir, tercih olur. Ve dede torun arasında nasıl bir alafor dönüyorsa bu Tebriz, Güney İran tarafında böyle bir şey değişme oluyor. Şah İsmail de muzaffer olabilirdi. Nitekim Şah İsmail annesini gönderiyor Yavuz'a. Yavuz'un yanında da bir evladım diyor. Şey de öyle. Uzun Hasan'ın Fatih'e annesi de evladım diyor. Yazık değil mi sana? Bu Trabzon'a inerken bu savaş bu kadar değer mi Trabzon için diyor. Biz İslam kılıcını taşıyoruz. Fatih'in nefsi önemli değil. Şiir olarak diyorum. Şiir ezberinde değil şu anda. Hatırlamayın. Zorlarsan belki gelir ama biz İslam'ın kılıcını taşıyoruz. Fatih'in nefsini değil diye cevap veriyor Uzun Hasan'ın annesi. Yani oraları sosyolojik olarak çok iyi incelemek lazım. Yoksa bir Alevilik, bir Sünnilik. Sonra Alevilik, Ali'yi, Hazreti Ali'yi sevmektir. Ben de çok Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti Ali'yi severim. Aleviyim. Öyledir. Bütün Sünniler Alevidir. Hazreti Ali'yi herkesten çok severim. Hocam ama öyle değil ama. Niçin? Size saygı. Ama ben öyleyim. Bak. Hayır, biz siz değil. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti'nde rengarenk yaşayan insanlar. Irklar, cinsler, meçhuller. Söz alın. Size saygı. Evet. Ya ben Hazreti Ali'yi, ben 7 yaşından itibaren Hazreti Ali'nin çeklerini okumaya başladım. Eyvah. Ben Seyit Rıza'nın öz ve öz evlatlarından biriyim. Alevi olarak. Ama... Söyle. 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 Söy
altın anlamında olarak biz ulu olarak düşünüyoruz, öyle kullanıyoruz demişti. Bunu bilmiyorum, katılıyor musunuz? İkinci bir sorum şu. Aynı meslekten olduğunuz için biliyorum. Hocamı arkadaşları ileride çok tehdit etmişlerdi. Neden bir efendim, akademisyen siyasete atıldı diye. Halbuki siyasete atıldıktan sonra hizmetlerini gördük. Çok şükür bugün gerçekten faydalandık. Siz buna ne dersiniz? Yakın arkadaşlarınızın tehditlerini katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Evet. Teşekkür ederim. Şimdi tabii Azeriler Şah Abdülhamit Han'a Kızıl Sultan Altın, o bütün Ermeni ve Fransız basınına bir cevaptır. Yani kendi Azeri ırktaşlarımızın duygularını okşayabilmek içindir. Böyle düşünelim biz diye. Ama bu Ermenilerin, Azerilerin de Ermenilerden neler çektiğini biliyoruz. Ve Fransızların bugün de öyle Kızıl Sultan ve tabii o Musevilerin de ona katıldığı, bu Filistin meselesinden dolayı katıldığı şeyden dolayı. Arkadaşlar, akademisyenlerin hiçbirisi siyasette başarılı olamamıştır. İbn Haldun söylüyor. Hocam değil. İbn Haldun da bunu söylüyor. Ve İbn Haldun'dan okumadan. Kimler geçti? Fuat Köprülü. En zayıf, dünyanın en büyük Türkoloğu, en zayıf Dışişleri Bakanı. Osman Turan. Yazık olmuştu. Ali Fuat Başkil. Ne bileyim. Başarılı olan birini gösterin, Hüseyin Çelik. Ama o 16 yaşından itibaren siyaset yapıyor. Doğru yolun gençlik teşkilatından itibaren siyasetin içindedir. İyi bir polemikçidir. Onun için ben kendimi siyasi görmedim. Ve parlamentoya girişim ayrı bir şeydir. Çok da siyasi bir şey değil. Sanırım biraz beni mahkemelerden başbakan korumak için parlamentoya aldı. Ama mahkumiyetim zaten yoktu. Tazminatlara da mani olamadı. Tazminatlara mani olması için isterdim ki parti benim davalarımı bugün ödüyorlar. Benim davalarımın sonuçlarını ödesinler. Seninkileri ayrılmışlar ama seninkileri ödemeyecekler. Yani onun için siyasi, akademik ahlak çok değişik bir şeydir. Bizde tabaskus yoktur akademik. Yani ben bildiğimi söylerim. Doğru bildiğimi söylerim, delilleriyle söylerim. Metnim yoksa öyle afaki de söylemem. Metnim. Ha, metnimi sorgulamakta belki yanılabilirim. Fakat o metin varsa ben onun doğruluğunu da aramaya çalışırım. Hocam siyasette tabii her doğru her yerde doğru değildir. Önemli. Siyaset başka bir ahlak. Siyaset ahlakı çok başka bir ahlaktır. Bürokrat ahlakı çok başka bir ahlaktır. Akademisyen ahlakı çok başka bir ahlaktır. Evet. Yani ben kendime akademisyen hissediyorum. Üstadı dinleyelim. Evet. Buyurun. Efendim buyurunuz. Sevgili hocam şunu sormak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti ırklardan, renklerden güzel arınmış bir şeydir, varlıktır. Çok güzel bir varlıktır. Evet. Alevisiyle, Sünnisiyle, Şafisiyle ne sayarsan say. Ama neden sadece Sünni kesime trilyonlarca para veriliyor camilerde, hocalara, camiye dediğim bir şey yok. Hocalara veriliyor da Alevi dedeleri veya Aleviler veya işte Kürtler, Türkler, ırklar, diğer ırklar dışlanarak sadece bir diyaneti besleyip ülkemizde bazı hem de o parayla zarar da verildiğini biliyoruz. Bir Alevi dedesi olarak. Neden diğerlerine ayırıp da sadece bir Hacıya Hoca'ya bu kadar trilyonlarca servet veriliyor, harcanıyor ve Alevilerin cemerleri dahi süt adıya kavuşmuyor. Alevileri aldata aldata bugüne kadar sanki çocuk aldatır gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle üzücü bir tavrıyla biz karşı karşıyayız. Ben bunun ülkede halen kendimde... Aynısını yapıyorum. Bak, Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuğuyum. Ailesinden değil, ferdi, vergisini ödemişim. Askerliğimi yapmışım. Her şeyi yapmışım. Halen vergimi veriyorum. Diyanet diyor. Neden acaba cemevlerin suları dahi ödenmiyor? Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunun biri bu. Tamam. Bir. Tamam. İkinci sorun da şu. Türkiye Cumhuriyeti'nde televizyonlara çıkanlar sürekli ırkçılık yapıyor. Hükümet
dahi, devlet bizimdir. Hükümet dahi. Ben iki telede otururken hocanın biri beni evinden sen Alevi dizisin diye çıkarttı. Bu hükümet döneminde. Yeri de adresi de belli. Niye? Başbakan veya işte bir şey çıkıp ya Alevi'yle şöyle ben şu şöyledir. Bunları iletirsen de çok memnun olurum. Yani ırklarla oynamasınlar. Devleti yönetsinler. Ben kovuldum evinden. Sen Alevi'sin diye benim evimden kovuldun. Hem de müftü kendisi. Aleviler bizim evimizde oturamaz ya da biz bizim gibi olmalısınız diyor. Bu çok ayıp, çok çirkince komşuyu komşuya düşürmektir. Biz tabanda sıkıntımız yok. Çerkez ile, Laz ile, Kürd ile, Alevisi ile, Şafisi ile hiç kimsenin sorunumuz yok. Ama taban rahat, tepe bizi birbirine düşürür. Şu anda çok gergin bir durumdayız ülkede. Ya taban olarak gergindeyiz. Bunları ilerlersen çok memnun olurum. Bir ikincisi de şu anda bir çalışmam var. Bir kitap çıkarma niyetim var. Seyit Rıza ile ilgili. Geçmiş tarihte benim de arşivi var. Seyit Rıza ile çıkıp anlatırken çok yanlış anlatıyorlar. Ve bölücülüğe götüren bazen mesela Rıza Zeynürk gibiler. İsim tek olarak vereceğim. Yazdıkları kitaplardan ben çok rahatsızım. Bunları mümkün mertebe müsaade etmesinler. Bunlar ırkçılığa, bölücülüğe bizim işimiz yok. Biz ülkemizi seven insanlarız. Hükümetler geçicidir. Devlet hepimizindir. Teşekkür ediyorum. Biz evet, teşekkür ederim. Bakın Seyit Rıza evladı Resul'dur. Eyvallah. Bunu biliyoruz. Evet. Hayır. Öteki şeyde o müftü İslamiyet'i bilmiyormuş. Memur Müslüman demek değildir. Namaz kıldırabilir. Vazifesi maaşını alıyor. İslamiyet'te imamet yoktur. Herkes namaz kıldırabilir. O güzel, çok güzel. Şimdi 1952'ye kadar imamların maaşı yoktu. Keşke verilmez. Köylü yani teşkilat oldu. O 52'den sonra maaş bağlandı, bütçesi oldu, filan oldu, falan oldu. Yani şimdi asıl şey söyleyeceğim. İslamiyet asabiyeti reddetmiştir. Siz dediniz ki ırkçılık yapılıyor. Bakınız, Müslüman ırkçılık yapmaz. Asabiyet, Kur'an-ı Kerim'deki şey odur. Aslında asabiyeti İslamiyet yasaklamıştır. Hiçbir ırkın, hiçbir ırktan üstün olduğu meselesi söz konusu değildir. Ayaklar altına alınmış bir anlayıştır. Yani insan önemli olan. Önemli olan insandır. Üstelik zorlama bir inançta değil. Siz Alevi olursunuz. İster taşa tapın, ister toprağa tapın, ister ağaca tapın, ister şu mikrofona tapın, ister Allah'a tapın. Bana saygı değersiniz. İnsansınız. Yaratandan dolayı. Siz demiyorum yani şahsınızı kastetmiyorum. Yani şey değil. İnsanı esas alıyor. Muhatap insandır. Eyvallah. Ey mühendim ağız. Şimdi ama diğer benim şu anda siyasi kanallarla çok yakın ilişkim yok ama Sayın Başkan o konuda Ali'yi sevmeyen beni sevmiyor. Ben beni sevmeyenden yani nefret ederim. Onu şeydir. Ben rahmetli babaannemden Hazreti Ali'yi sevmiyor. Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti Ali'yi evet. Sevmeye alıştım. Bunun isimliler de öyledir. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer öğrenmelerle sonradan öğrenilerek seviliyor. Ama Hazreti Ali yaratılıştan seviliyor. Evet. Çünkü ilim ve kahramanlık örneğidir Hazreti Ali. İşte dilden söyleniyor ama yürekten tutulmuyor. Yok, ben size o katılmıyorum o zaman. Ben kendi adıma söylüyorum. Tamam, şahsına bir şey değil mi? Ben kendi adıma ve kendi çocuklarım için söylüyorum. Evet, hanım kardeşimiz alıyoruz. Son sorumuzu aldık. Yani, çok memnun oldum, tanıdığıma memnun oldum. Ama sizin için üzüldüm. Hiçbir kimsenin kira şartlarını verirsin. Kiralamaz, vermez ayrı. Hayır. Ama Alevisin diye vermemek... O çok az kaldı. Bektaşi tekkelerini açacağım. İnşallah orada hep beraber nefesleneceğiz. Bütün cemaatler açmış tarikatlar. Cevbeyler, haykırıyor. Siz de açın arkadaşlar. Hiçbir tekke açabilirseniz... Devam ettiği noktayı bulamazsınız. O bitmiştir. Bravo. Onu da söyleyeyim. O bitmiştir. Bakınız, müsaade ederseniz onu da söyleyeyim. Tekkeler sosyolojik varlıklardır. Onlar şehirde yaşayabilecek insanları yetiştirmek için çok önemli hizmetler yapmışlardır. Bir şehirde nasıl yaşanır? Nasıl konuşulur? Büyük yanında nasıl durulur? Şu bardağa su nasıl konulur? Misafire nasıl ikram edilir?
misafir nasıl kabul edilir? Kapıda ne söylenir? Kapıdan çıkarken ne yapılır? Yani bize sosyal hayatı tekeler öğretmiştir. Cumhuriyet halk evlerini bunun yerine koymuştur, olmamıştır. Rejim öğretmeye kalkmışlardır. İnsan adabını değil. O bitmiştir artık. Yani tekkelerin bu sosyal vakası birer sivil toplum örgütü oldukları hep anlatılmamış, hep forlanmıştır. Aslında sivil toplum örgütleridir ve insana insan olduğunu hatırlatır. Kaba hayattan ince hayata, şehir hayatına alıştırıyor insanı, geçiştiriyor. Yani öyledir. Ondan sonra popüler kültür olduk şimdi. Popüler kültür. Evet hanım. Bu güzel toplantıya konuya göre teşekkür ederim Sayın Başkanım, Sayın Profesörüm. Bir iki konuya değineceğim. Birincisi İstiklal Marşı'nın telif hakkı kimde? Onu bilmeyi istiyorum. Avrupalı birisi almak istiyordu. Türk devleti bu sorunu çözdü mü? İkinci konuya gelmeyi istiyorum. Bir söz söylediniz. 1071'e de Türklerin gelişinden bahsettiniz. Ondan önce Anadolu'da kimler vardı? Sizin söylediğinize göre. Üçüncü, herkese müracaatımdı. Azerbaycan'da, ben Azerbaycan vatandaşıyım. Azerbaycan'da Türkiye'nin giysileri, ayakkabıları, tatlılar, satlar ama kitapları yok. İdeolojisi yok. Azerbaycan'da Rusya'nın, Amerika'nın, Avrupa devletlerinin her birinin, Mısır'ın, İran'ın, hatta Irak'ın ve hatta Kürtlerin kültür merkezi var. Türkiye'nin kültür merkezi yok. Bu konulara dikkat etmenizi rica ederim. Ya yerinde bir cami yok, getirilmez kumayın. İran'ı getirilmez, Irak'ı yok. Evet, yok. Evet, efendim. Bir camisi yok. Türkiye Büyük İstiklal Marşı'nın telif hakkı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Bir şahsa ait değil. Onu kimseye verilmez. İşte İran'ı söylüyor. Devletin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Devletin üzerinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani milletindir. Bütün yerlik millet meclisindir yani. Onun için şey yapın. İkincisi 1071'den önce mesela bakınız Türkler değişik dönemlerde Anadolu'ya gelmişlerdir. Mesela 550-650 yıllarında Bizans İstanbul yani Doğu Roma diyelim asıl adıyla Bizans 17. yüzyılda kullanılır. Ostrogotlar Balkanlardan bu şey, kavimlerin göçü vardır. Ve Bizans'ı zorlarlar. Bizans, yani o Doğu Roma, Kafkaslardaki Avar Türklerinden yardım ister. Avar Türkleri. Şimdi Türkler uzun boylu, sarışın, yeşil gözlü. Bizans tarihlerinde bunlara saçı ören Türkleri derler. Geliyorlar Bizans'a. Saçları tutuklarına kadar çift örgülü, sarışın, mavi gözlü insanlar, Avar Türkleri. Bizans'a geliyorlar ve iki asır Bizans'ı o kavimlere karşı koruyorlar. Fakat daha sonra Bizans'a yerleşiyorlar. Tıpkı Oğuz Göktürk kitabelerinde söylendiği gibi Çin'in nasıl ipeyi, kadını, Türk boylarını Çinleştirdiyse Bizans'ta da Doğu Roma'da da Doğu Roma'nın kadını ve zenginliği, o saçı ören Türklerini savaş gücünü yok etmiş ve Bizanslaştırmıştır. Yani Türk bölükleri kalmamıştır. Orada erimişlerdir. Bu var. Daha önce işte Sayın Başkan söyledi mesela bu hangi şeyi söyledim bugün ya şeyler Çorum'da da bir ilçesi. Bayat. Çorum'un Bayat ilçesi. Bayat Türkleri. Ha mesela bakınız, bir de çok da tartışılır, Kürtlerin Anadolu'daki durumu nedir? Kürtler Sami ırktandır ve Güneydoğu Botan bölgesi ve Diyarbakır'ın dağ şeyleri, İbni Yesir'de vardır 11. yüzyılda. İbni Yesir, Tuğrul Bey Anadolu'ya geldiği zaman orada bir kavimle karşılaşır. İbni Yesir de anlatıyor, bunlar dağ insanlarıdır diyor. Kendileri de söylüyor. Dağ insanlarıdır. Dağlarda yaşarlar ve halifeye at yetiştirirler. Yani Kürtler bizden önce Güneydoğu'da vardı. Kürtlerden önce vardı. Ve Kürtçe de bir dildir. Yani bazılarının söylediği gibi sadece Arapça, Farsça, Türkçe karışımı değil. Bayağı edebiyatı olan 16. yüzyıldan itibaren işte Ahmet Hani gibi Mimuzen aşağı yukarı Fuzuli'nin şeyinden sonra Leyla ve Mecnun'dan bir asır sonra yazılmış çok önemli bir
dildir. Bugün de ama dünyaya açılan bir dil olamamıştır. Havza dili halinde kalmıştır. Ve Kürtlerin meselesi de o Avar Türklerinin bir kısmı da Kürtler arasında kaybolmuştur. Bugün bakın size bir örnek vereyim. Madem Kürtlere geldim, vakit de geçti ama anlatayım. Müsteşarlıkta bir şey dikkatimi çekti. Karakeçili aşireti. Şimdi Urfa'da, Siverek'te baktım Karakeçili aşireti. Renkler aynı. Kürtlerin benimsediği o yeşil, sarı, kırmızı şey. Bütün çadırlar öyle. Bu Karakeçili aşiretinin renkleridir. Yani Osmanlı Devleti'ni kuran aşiretin. Ama hiçbiri Türk olduklarını bilmiyor. Kendilerine Karakeçili diyorlar. Ama hiçbiri Türk olduklarını bilmiyor. Ve kendilerini Kürt zannediyorlar. Bunların bir konumda ben Kırıkkale'de gördüm. Dolaşıyorum yani müsteşar olarak oturmadım bendeniz. Sadece kara yoluyla uçaklar hariç 470 bin kilometre yaptım. 4,5 sene. Uçaklar hariç. Yani Ankara, Erzurum, Ankara, Trabzon, Ankara, Samsun, Ankara, Urfa, Ankara, Diyarbakır, Ankara, Adana, Ankara, İzmir hariç değil. Gittiğim yerden arabayla. Bana birisi dedi ki sen devlete zarar vermişsin. İki tane arabasını yıpratmışsın. Evet. 470 bin kilometre. Gittim. Ya dedim sizin bu Urfa'daki Siverek'teki Karakeçili aşiretinden haberiniz var mı? Siz Türkçünüz, biz Kurt'uz. Yoğurdun lan. Ha öyleyse sizi buluşturacağız. Ve aldım iki otobüse koydum. Kırklareli'ndeki Karakeçili aşiretini. Şeydeki Urfa'daki aileye de dedim size geliyoruz. Çok misafirperver. Türkçe, Türkçe hiç bilmiyorlar ama bazı yaşlılar ve gençler biliyorlar. Kabul ediyor musunuz? Ediyoruz dediler. Bayram oldu. Bir hafta onları orada ağırladılar bizi. Ondan sonra işte onun üzerine işte yaptığım hareketlerden birisi de bu benim. Yani onların aman etmeyle gibi gidin gelin kızların birbirinize kızalım birbirinizden. Benim rahmetli halamın kızı bir Kürt demi kanlısıyla Jidlara. Yani benim ailemde Kürt gelinlerimiz var. Yani bunu nasıl ayırırsınız? Efendim. Ben şu an. Yani müsaade ederseniz bu şey yapayım. Ben bir dibace bağlamak istiyorum. Müsteşarım tabii bir Kürt bakanla çalıştığı için birazcık fazlasını alfabesi ve dil. Önemli, en önemlisi rakamlar. Yek, düz, şe, ca, beş ile bir dil olunmaz beyler. Her ne kadar söylesinler. Yek, düz, şe, ca, beş. İdeoloji değil. Bu rakamlar çok önemlidir rakam. Dilde, alfabeden ötürü rakam daha önemli. Neyle matematik yapacağız? Evet, aramızda bir dostumuz var. Revan Hanımızın torunu Turan Turgut Bey yanımızda. Ben hem onu kürsüye davet ediyorum başkanımla beraber, hem Ali İkram Muzaffer Bey'in birer şirketi var, onları takdim edeceğiz. Hem de misafirimize hediyemiz var, onu arz edeceğiz. Buyurun efendim. Evet, sizin alalım. Katkı ikramımız var.